Süleyman Özışık Basın kartları iptal edildi yaladı. İktidar muhalifi gazeteciler arasında Soner Yalçın'ı ayrı yerde tutan biriyim. Neden? Yazılarında iktidarla devlet ayrımını zaman zaman iyi gören ve AK Parti'ye vuralım derken devlete zarar vermeyelim dengesini gözeten biri olduğu için. Hatta sahibi olduğu internet sitesinin yaptığı bazı abuk subuk yayınlarla Soner Yalçın'ın itibarına zarar verdiğini düşünürüm. Ancak son dönemlerde yazdığı birkaç yazı var ki benim gibi kendisiyle aynı mahalleden olmayan ama Soner Yalçın'ı vicdanlı gazeteci olarak tanımlayan insanları bile hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Bunu niye söylüyorum? Soner Yalçın kaç gündür bazı gazetecilerin sarı basın kartının iptal olduğunu inat ve ısrarla yazıp duruyor. Türkiye'yi ne hale düşürdüğünün farkında mı başlıklı son yazısında da bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Yazısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dünya medyasının yakından tanıdığı L Doantılıcın basın kartını iptal ederek Türkiye'yi dünyaya rezil etti diye yazdı. Sanırım Soner Yalçın asıl bu yazıları yazarak kendisini ne hale düşürdüğünü pek görmüyor ya da görmek istemiyor. Ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına kasti bir tahrik amacıyla saldırıyor. Çünkü yazdığı satırların neredeyse tamamının gerçekle uzaktan yakından alakası yok. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu söylentiler ortaya çıkar çıkmaz Twitter'dan bir paylaşım yaparak konuyu izah etti. Yetmedi, daha geniş çaplı bir açıklama yaptı ve bu açıklama bütün gazetelerde ve internet sitelerinde haber oldu. O açıklamayı buradan bir kere daha aktarayım. İletişim başkanlığı kurulduğundan itibaren değerlendirme süreci tamamlanan 13.372 medya mensubuna yeni basın kartları teslim edilmiştir. Bu sayının içinde ulusal ve yerel ölçekli bütün medya kurumlarından çok farklı ünvanlarda medya emekçileri yer almaktadır. Şu anda değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 894'tür. Bu süreçte teknik kriterlerin yanı sıra başvuru sahibinin gerçekten mesleki faaliyet icra edip etmediği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı, mahkumiyet kararı ya da meslek onurunu zedeleyici tutumları gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumu söz konusu değildir. Basın kartlarının iptal edildiğini iddia kurumlardan bazıları kendilerine basın kartları verilmesine rağmen bu gerçek dışı bilgiyi yaymaya devam etmektedir diyor Fahrettin Altun. Soner Yalçın'ın ve her haberinde bu ayrıntı sadece bizde var diye övünen Oda TV'nin bu önemli ayrıntıyı, bu önemli açıklamayı görmeme şansı olamaz diye düşünüyorum. Görmelerine rağmen gerçek olmayan bir şey üzerinden algı operasyonu yapmaya devam ediyorlarsa onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki o da şudur. Soner Yalçın bir yalanı gerçekmiş gibi yazmaya devam ederek kendini çok berbat bir duruma düşürüyor. O da TV'ye bir şey demem. Çünkü orada çalışan arkadaşlar internet sitesine Karanlık Oda diyenleri haklı çıkaracak haberlere imza atıyor. Ben en azından Soner Yalçın'ın içinde biraz vicdan kaldığını düşünüyor ve bu hatadan dolayı geri adım atmasını umuyorum. Süleyman Özışık Türkiye Abdurrahman Dilipak, Çin'i koronavirüsü vurdu. Biz depremle uğraşırken dünyanın bir başka yerinde başka şeyler oluyor. Mesela Çin bir grip vakasıyla sarsılıyor, son gelen bilgilere göre halen Çin'de 3 kentte 33 milyon kişiye tecrit uygulanıyor. Çin, 2003'te de hızla yayılmış olan ağır akut solunum sendromu SARS adı verilen bir salgınla karşılaşmıştı. Çin'de şu ana kadar 25 kişinin ölümüne yol açan koronavirüsüyle ilgili çelişkili haberler geliyor. Virüsün ilk görüldüğü 11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmeye çalışıldığı söylenirken başka kaynaklar hastalığın binlerce kişinin ölümüne sebep olduğu ve hızla yayıldığı da söyleniyor. Çin'de alarm seviyesinin yükseltildiği, 25 bölgede acil durumun en üst seviyeye çıkarıldığı da gelen haberler arasında. İddialar o ki 1.2 milyar nüfusu bulunan 25 idari bölgesinde halk sağlığı alanında acil durumu ilan edildi. Guangdong, Henan, Hunan, Jijiang, Anhui, Jiangxi, Sichuan, Shandong, Yunan, Guizhou, Fujian, Jiangsu, Hainan, Heilongjiang, Hebei, Jiangsu, Liaoning, Shanxi eyaletleriyle Sincan Uygur Özel Bölgesi, Guanski Zhuang Özel Bölgesi dışında da hasta haberleri gelirken başka ülkelerde de hem hastalar ortaya çıktı hem de birçok ülkedeki hava alanlarında tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. İlk bulgular ışığında virüsün genetik yapısı SARS, akut solunum yolu sendromu ve MERS, Orta Doğu Solunum Sendromu ile benzeşiyor. Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor, ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Virüse şu ana kadar Çin dışında Güney Kore, Japonya, Tayland, Tayvan, Singapur, Vietnam, Kanada ve Amerika dahil 14 ülkede rastlandı. Virüsün ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde bulunan 15'ten fazla kentte toplu taşıma durduruldu, tren garları ve havalimanları çalışmıyor. 30'dan fazla vakanın doğrulandığı başkent Pekin'de ise dünyaca ünlü yasak şehir dahil birçok turistik yer, tiyatro ve müzeler kapatıldı. Sosyal medyada dolaşan haberler ürkütücü. 90 bin ölü ve 25 milyon hasta. Sosyal medyada farklı yorumlar da var bu Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne karşı Allah'ın cezasıdır. Bunu Amerikalılar yaptılar, Çin'i cezalandırmak istiyorlar, yeniyle oynanmış bir mikrop bu, yani Çin'e karşı bir biyolojik savaş söz konusu, yayılma hızı yolları test ediliyor, yok yok Çin hükümetinin nüfusu kontrol etmek için kendi başına uyguladığı bir politika bu. Hayır, masonlar dünya nüfusunu 500 milyona çekmek için düğmeye bastı. Albert Pike doktrini uygulamaya konuldu, Yok canım Çinliler maymun çorbası içiyor ya maymunlardan bulaştı. Yok hayır maymun çorbasından değil yılan çorbasından. Hayır o da değil çiğ balıktan bulaştı. Albert Pike 1809-1891 dedikleri adam Amerikalı şair general ve 33. derece büyük mason üstadı. Bu adamın mason biraderi İtalyan Giuseppe Mazzini'ye yazdığı söylenen 15 Ağustos 1871 tarihli bir mektubu var. Aydınlanmacı düşüncenin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple Rusya'da çarı zayıflatıp ateizmi ve komünizme hakim kılmalıyız. Casuslar vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu yani İngiltere ve Alman İmparatorluğu Almanya arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız ve Birinci Dünya Savaşı sonrası komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Ardından 2. Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız ve bunu gerçekleştirmemiz için faşistler ve siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız isimleri Nazi olacak olan faşistleri savaş sonunda yok etmeli ve savaş sonrası Filistin'de Yahudilerin ana unsur olacağı İsrail devletini kurmalıyız. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Uluslararası komünizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalı, toplumlara ölçülü bir şekilde son çöküşü yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için gereklidir. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmamız için İslam aleminin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız ve bu savaş Müslüman Arap dünyası ve İsrail devletinin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Bu hengame içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız. Nihilistlerin ve ateistlerin önlerini açmalıyız ve müthiş bir sosyal çöküş provoka etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizm etkisi ortaya çıksın. İnsanlar her yerde vahşi, devrimci azınlığa karşı kendilerini savunmak zorunda kalacak, daha sonra insanlık medeniyeti bu vahşi yok edicileri imha edecek, birçok kişi Hristiyanlıkta hayal kırıklığı yaşayacak, kimileri hayatta herhangi bir pusulası veya istikameti olmaksızın deizmi seçecek ama bir düşünceden ötürü endişe duyacaklar, bu endişelerinin sebebi nereye itaat edecekleri, neye yönelecekleri konusu. Sonunda evrensel bildiriler yoluyla Lucifer'in saf doktrininin ışığını almaya başlayacaklar, bu doktrin sonunda tüm insan lık içinde genel dünya görüşü haline gelecek ve ona teslimiyet içinde olacaklar. Hristiyanlık ve ateizmin fethedilmesi ve aynı zamanda yok edilmesinden sonra ortaya çıkacak olan bu evrensel dünya görüşüne karşı muhafazakar hareketler ortaya çıkacaktır. Pike bir ara tutuklandı. Onu kurtaran da bir başka mason biraderiydi. Güneyli bir köle savunucusu general olan Pike'la kuzeyin özgürlükçü başkanı Mason Andrew Johnson bir gün sonra Beyaz Saray'da birlikteydiler. Ku Klux Klan'ın en önemli Anglikan lideri bir gecede masonlukta 4. dereceden 32. dereceye terfi ettirildi. Bu konuyla ilgili daha önce yazdıklarıma bakabilirsiniz. Bu konularda 2017'den başlayarak bugüne kadar 6 yazı yazmışım. Bu 7.si. Daha açık nasıl yazabilirdim ki? Evet, Amerika'nın Georgia eyaletinde Albert kasabasında, Georgia rehber anıtında yani Amerika Stone Age'de yeni dünya düzeni için 10 emir yer alıyor. Bunların ilki Dünya nüfusunun 500 milyona indirilmesi. Bu anıt 1979 yılının Haziran ayında dikilmiş. Korkuları Malthus'la başlarsak son 100 yılda dünya nüfusunun dörde katlanmasından endişe ediyorlar. Lucifer meydan okuyor. Onların kehanetleri ve şeytanın onlara vasiyeti belli. İstanbul Sözleşmesi, Cedav bölgede yaşananlar, dünyanın gidişatı ortada. Karar sizin. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.